Rebrov. Ya Rebrov, o da içine kapanıktı ama birazcık tabii o doğuda kalan ülkenin vatandaşları bir soğuk görüntülür biliyorsunuz. Odasından geçtiğimizde devamlı bip 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 sesler gelir. Bunu herkes bilir zaten. Bu Morse alfabesiyle Ukrayna ile konuştuğunu biliyordu herkes. Yani ben hatta bir gün kapıdan girdim falan. İzledim, hiçbir şey demedi. Kulaklık var kulağında. Basıyor. Tık 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 tık. Ajan mı acaba? Valla bilmiyorum. ajan tipi de var aslında. KGB olmasın. Ajan tık 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 konuşuyor. Tabii canım, enteresan. İnanılmaz büyük cihazlar ama ya. Yani bu masayı komple kapatır. Saşa odaya tabii, koymuş onları, onunla tabii yazışıyor. Tabii tabii odasında. Yani büyük makineler. Öyle ufak böyle daktilo gibi bir şey değil bir o. Bir bakıyorsun Putin'e yazışıyor. Tık tık tık. Bilmiyorum artık. Antenler falan vardı ciddi. Allah Allah. Koca koca antenleri vardı. Ya müthiş ya.